Temel konuşma ve tanışmalarda kullandığımız kalıplar nelerdir? Başlangıç olarak ma ismuka cümlesini biliyoruz. Ma bir soru edatı ve isim isim demek ve ka birleşik bir zamir sen anlamına gelir ve üstün olduğu için eril işini kullanılır. İsmuka, eğer muhatabımız dişil olursa ismuki diyeceğiz. Onu biliyoruz. Ne demek? Adın nedir? Ma ismuka. Peki bu cümleye cevap olarak ne diyeceğiz? İsm Ahmet. Hayır, o şekilde değil. İsmi, ismim anlamına gelir. İsmi ya ekleyeceğiz Ahmet veya ismi Aişe. Buna ek olarak kam umruka diyebiliriz. Yaşın kaç? Ve umr, ömür demek. Ve birleşik ka zamirimiz sen anlamına gelen bitişik bir zamir. Ve eril işin kullanılır. Ve haliyle muhatabımız dişil olursa kam umruki diyeceğiz. Kam bir soru edatı, kaç anlamına gelir. Kam umruka. Ve kam umruka sorusuna cevap olarak umri şu kadar sene. Örneğin 20 sene. Ve bunun anlamı yaşım 20 sene veya 20 yıl. Ve haliyle sene kelimesi Türkçe Arapça ortak bir kelimedir. Sene. Peki bunlara ek olarak ne olabilir? Ne zaman doğdun? Bunu ma huwa tarihul vilada gibi şeyler geziyor. Yok, o şekilde kullanılmıyor günlük konuşmada arkadaşlar. Yani ma huwa tarihul vilada, doğum tarihin ne zaman? Yok, o şekilde kullanılmıyor. Ne zaman doğdun? O şekilde kullanılıyor ve bunu meta ulitta. Meta ulitta. Meta ne zaman? Ulitta burada doğdun anlamına gelir. Ve muhatabımız dişil olursa ulitti olarak diyeceğiz. Esreyle bitecek. Ve cevabımız yılı veriyor olacağız. Örneğin 1920. O şekilde diyebiliriz. 1920 örneğin. Veya 2010. 2010. 2010. Daha resmi olmak istersek ma huwa tarihul vilada denilmez. Ma huwa tarihul milad denilir. Ma huwa tarihul milad. Doğum tarihi nedir? Anlamına gelir. Vilada kelimesi günlük konuşmada enteresan, yani kullanılmıyor arkadaşlar. Ma huwa tarihul milad olarak geçiyor. Ev adresin nedir? Ma huwa unvanu beytik. Ma huwa unvanu beytik. Veya ma huwa unvan. Adresin nedir? Ma huwa unvanu beytik dediğimiz takdirde unvan adres, beyt. Beyt veya ev anlamına gelir. Ve birleşik zamir sen anlamına gelen bir zamirdir. Ve eril işin kullanılır. Ve beytiki dişil işin olacak haliyle. Ve sadece ma huwa unvan dediğimiz takdirde adres nedir anlamına gelir. Ancak senin adresin, yani geçerli bir adres ver anlamına gelir. Ma huwa rakamu hatifik. Rakam, rakam demek. Hatif, telefon demek. Hatifika veya hatifiki diyebiliriz. Veya ma huwa rakamu telefon diyebiliriz. Ma huwa rakam telefonek diyebiliriz. Veya ma huwa rakamak veya rakamuki veya rakamuka. O şekilde de diyebiliriz. Numaran kaç anlamına gelir. Ve haliyle eğer harfiyen çeviri yapmak istersek numaran nedir olarak çeviriyoruz. Ancak numaran kaç olarak söylememiz yeterli olur. İşle ilgili ماذا تعمل? Ne iş yaparsın veya ne iş yapıyorsun? ماذا تعمل? ماذا ne? تعمل çalışmak. Amel kelimesi. Amel kelimesi ne demek? İş demektir. تعمل yapıyorsun. Ne çalışırsın veya ne yaparsın anlamına gelir. Ne iş yapıyorsun? Özet olarak onu söyleyebiliriz. Veya daha resmi olmak istersek ما هي مهنتك? Mihne meslek anlamına gelir. Mihnetuka senin mesleğin. Ve haliyle mihnetuki olarak da olabilir. Veya ma mihnetuka veya ma mihnetuki. O şekilde, ama bu biraz daha resmi. Günlük konuşma ma da tamen. O şekilde diyebiliriz. Ve buna cevap olarak ana muallim, öğretmen veya ana müderris veya ana tabib, ana mühendis örneğin veya ana mumarrid, hemşire. Bu şekilde cevaplar verilebilir. Veya bunlara ek olarak ana talip diyebiliriz. Öğrenciyim anlamına gelir. Nerede okuduğumu da söyleyebilirim. Ana talip fil camia, üniversitede
ve üniversite öğrencisiyim anlamına gelir. Üniversitede öğrenciyim, aynı anlam. İleri detay vermek istersek üniversitenin adını verebiliriz. Ana talip fi camiati nokta nokta, o şekilde verebiliriz. Nerelisin diye sormak istersek min ayna anta diyebiliriz arkadaşlar. Min ayna anta. Anta sen anlamına gelir ve ayna nerede ve min denden. Dolayısıyla neredensin anlamına gelir, yer harfiyen çeviri yaparsak tabi. Min ayna anta veya min ayna anti dişil. Eğer konuşuyorsak muhatabımız dişil ise ve haliyle cevap olarak ana min Türkiye veya ana min İstanbul veya ana min İzmir olacak şekilde cevaplar verilebilir. Ve tanışmamızın sonunda teşerraftu bi marifetika. Tanıştığımıza memnun oldum veya şeref duydum anlamına gelir. Teşerraftu, şeref duydum. Marife tanışmak, marifetika seni tanımak daha doğrusu. Ve bir marifetika seni tanımakla şeref duydum, eğer harfiyen çeviriyi yapmak istersek. Teşerraftu bir marifetika ve muhatabımız dişil olursa teşerraftu bir marifetiki. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya ile lika görüşürüz.